Aslında tarihine bakarsak hep merkeze gerçekten insanı koymak farklı farklı alanlarda karşımıza çıkmış İnsan makine etkileşiminde şöyle çıkmış 1900 yılların başında aslında e, makine mühendisleri e, makinaları tasarlayan makine mühendisleri sonrasında gidip o makinaların e, videoda gördüğümüz gibi e, şeylerle nasıl etkileştiğini anlamaya çalışmışlar e, işçilerle acaba doğru kullanılabiliyor mu ee, acaba işçinin e, kolayca bir işlemi yapabilmesini sağlayabiliyor muyuz diye gidip gözlemlemişler. Şimdi insanla makine arasındaki etkileşim aslında çok basit bir e, girdi çıktı ilişkisidir. input outputtur. Siz bir kolu çekersiniz, bir butona basarsınız, bir yuvarlığa döndürürsünüz. Makine de size işte o an kaç derece olduğunu e, bir alert durumu varsa böyle kırmızıyla yanıp sönerek bir ışıkla e, kendi derdini anlatır. Yani siz bir hareket yaparsınız, o da size bir output verir ve sonrasında ona bakıp oradaki göstergelere bakarak e, belli kararlar alırsınız. Şimdi bu gösterge dediğimiz şeyler aslında arayüz tasarımının ilk örnekleri e, ve makine tasarımıyla değil aslında Henry Ford'la hayatımıza çok daha e, girdi. Aslında araba tasarımı yani arabanın dashboard'unun tasarımıyla beraber son kullanıcının e, ortalama insanın hayatında e, bir gösterge yapısı verdi Yani Gaza bastığınızda oluşan hız e, sayı e, aslında e, bunu çok net bir şekilde bize aktarıyor. Bir uyarı mı var galiba? Hemen tekrar e, şey, ekranda bakıyorum. E, evet. Devam ediyoruz. Aynen. E, insan Ergonomisi burada devreye giriyor aslında biraz da makine tasarımı tarafında. Ee, işte yani biz bu acaba kolu daha düzgün tasarlasaydık, daha düzgün yapsaydık işçi daha kolay kullanacaktı diye. Tabii ki bu ilk çalışmalar biraz verimlilik odaklı çalışmalar. Sonrasında e, ergonomi e, dediğimiz şey devreye girecek. Ama ergonomiye gelmeden önce arada çok güzel bir hikaye daha var. Onu da anlatmak isterim. E, Frankfurt Mutfağı da yine e, bir iç mimaride merkezi insanı koyarak nasıl yeni bir şey tasarlanacağının güzel bir örneği kadın hakları savunucusu bir iç mimar Margaret Schutte Lihotsky aslında o dönemde kadın hakları savunucuları kadınların daha az mutfakta vakit geçirmelerini sağlayacak ve daha verimli olmalarını sağlayacak bir yapıyı tasarlamak için gitti ve kadınların mutfakta nasıl hareket ettiklerini gözlemledi. Bu gözlemlemenin sonucunu dedi ki daha verimli olabilmesi için altın bir üçgen tasarlamalıyız. Yani o hareketleri gözlemledi, merkeze e, mutfakta hareket eden kadınları koydu ve sonrasında bu altın üçgeni oluşturdu. Yani yemeği yaptığınız yer, yemeği ısıttığınız ya da işte e, pişirdiğiniz yer ve ürünleri sakladığınız yer arasında bir üçgen oluşmalı dedi. Bakın iç mimaride de merkeze insanı koyarak aslında nasıl daha verimli olunacağıyla alakalı aynı makine tasarımındaki gibi bir yaklaşım vardı. Başta çalışmalar daha çok verimlilik odaklıydı. Yani daha kolay yapsın, daha hızlı yapsındı. Da.